Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün YouTuber'ların çoğunlukla kullandığı fiyat performans ürünü olan Boya M1 marka yaka mikrofonu. Boya M1 marka yaka mikrofonu piyasada 100-150 lira arasında satılan ve YouTube'a veya video çekmek için uğraşacak arkadaşlarımız için uygun fiyatlı ve kaliteli bir ürün olarak bizlerin karşısına çıkmaktadır. Boya M1 içerisinde 6 metre uzunluğunda bir kablo ile geliyor. Bu kablo röportaj yapacaklar için, 2-3 kişi kullanacaklar için, yanındakini uzatmak, kendisini tutmak için gayet yeterli bir uzunlukta. Kutu içeriğinden incelememize başlayalım. Kutumuzdan bir adet dönüştürücü çıkıyor. Farklı cihazlarda kullanabilmek için, amplerde kullanılabilmek için dönüştürücü mevcut bir adet. Bu güzel bir detay. Şöyle bırakalım. Evet. Bir adet ilgilendirme kartı. İngilizce kullanma kılavuzu ve güzel bir paket içinde. Bu çok güzel olmuş bence. Çünkü uzunca bir kablo ve mikrofona sahip olduğu için cebinize taşımak biraz sıkıntı olabilirdi. Kabloya zarar verebilirdiniz. O yüzden bu paket çok güzel olmuş. Kendi markası, logosu. Bildiğimiz kese. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Bence gayet başarılı. Evet, gelelim ürünümüze. Ürünümüzden bir tane mikrofon süngeri, bir adet yaka tutucu ve 6 metre gayet uzun, 6 metre uzunluğunda bir kablo çıkıyor. Şöyle de bir kısım var. Bu kısmı en çok beğenilen olayı burada zaten. Bunu açıyoruz. Evet, burada bir pil mevcut. Görüyorsunuz. Bu pil DSLR kameralarda kullanılmak için tasarlanmış. Kameralara taktığınız zaman veya başka bir cihazda kullanırken pille çalıştırabiliyorsunuz. Şurada bir switch'i var. Bu switch'i yukarı aşağı kaydırarak ister kamerada, ister dijital makinelerde veyahut akıllı telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Üste kamera moduna getirdiğiniz zaman pil devreye giriyor. Smartphone yazıyor. Akıllı telefon moduna getirdiğiniz zamansa telefondan şarj ediyor ve pili kullanmamış oluyor. Bu da gayet güzel bir özellik. İnternette takip ettiğim üzere çok kaliteli ve uygun fiyatı bulabileceğiniz bir ürün. O yüzden YouTuber'lar ya da YouTube'a yeni başlayanlar, ayrıca video çekmek isteyenler kolayca sahip olabilirler. Çok da masraf etmeden. Evet, kablomuzu tutması için cırt cırt mantıklı olmuş çünkü bayağı uzun. Evet, açalım. Evet, bayağı uzun ve burayı açmadım artık hani yani dağlara taşlara gideriz yani. Mikrofonumuzu denemeye geçmeden önce kısaca size özelliklerinden bahsedeyim. Mikrofonumuz çok yönlü bir mikrofon. Hem akıllı telefonlarda, hem DSLR kameralarda, hem ayrı dijital cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir cihaz. O yüzden kullanışı çok uygun. Frekans aralığımız 65 kHz ile 18 kHz arasında. Sinyal gücü ise 74 desibele kadar çıkabiliyor. Duyarlılık -30 desibelden artı -3 desibele kadar çıkabiliyor. Çıkış impedansı ise 1010 veya daha az seviyedeki cihazlar için kullanılabiliyor. Özellikle bu aparatı zaten bu seviyedeki cihazlarla kullanabilmek için ekstralar içine konulmuş amfilerde, daha farklı sunum yeri yapılan yerlerde kullanabilirsiniz. 3 mm stereo jack girişine sahip. Şöyle gösterelim. Bu da sizi akıllı cihazlarda ve ses çıkışı olan cihazlarda, akıllı telefonlarda kullanmanızı kolaylaştıracak bir detay.
bildiğimiz gibi 6 metrelik bir kablo uzunluğuna sahip. Bu kabloda sizi yeteri kadar idare edeceğini düşünüyorum. Gerek röportaj yapan yayıncılar, gerekse kamerayı bir yere sabitleyip daha uzak bir noktadan video kaydı yapmak isteyen yayıncılar için uygun bir özellik. O yüzden Boya M1 modeli sizler için uygun fiyat, kaliteli performans için işinizi görebilecek bir cihazdır. Evet, şimdi dilerseniz deneme aşamasına geçelim ve telefonumuza takalım. Sesin nasıl çıktığını, kaliteli olup olmadığını, dışarıdan gelen sesleri nasıl kamufle ettiğini ve sesinizin kalitesini nasıl alacağını test edelim, görelim. Şu anki sesimi Xiaomi Mi 8 Lite'dan alıyorsunuz. Şu anki sesimi Boya M1 model yaka mikrofonundan alıyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlere daha iyi videolar sunabilmek için bizleri destekleyebilirsiniz. Şu anki sesimi Boya M1 model yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Bir önceki sesim Xiaomi Mi 8 Lite'ın kendi mikrofonundandı. Bakalım aradaki fark nasıl olacak? Sizlerle paylaşacağız. Evet, mikrofonumuzu denedik. Sesi gayet kaliteli ve yeterli bu fiyata göre. Tavsiye edilebilecek bir yaz. Ancak sizlere bir kötü haberim var. Boya M1 model iPhone, Samsung, LG telefon markalarında sorunsuz bir şekilde video kaydederken sesinizi alabiliyorsunuz. Ancak şu anki görüntüyü kaydettiğim Xiaomi model markalardan maalesef bunu alamıyorsunuz. Çünkü telefon bunu kulaklık olarak görüyor ve mikrofon özelliğini çalıştıramıyor. O yüzden sesi ayrı, videoyu ayrı kaydetmeniz gerekiyor. Ya da direkt olarak farklı bir telefonunda bu mikrofonu kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şuralardan çıkacak olan diğer tanıtım videolarımıza tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz hemen ortadan çıkacak butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Siz de görüşlerinizi, sorularınızı ve kullandıysanız eğer geri dönüşümlerinizi aşağıdaki yorum kısmına belirterek bizleri bilgilendirirseniz seviniriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.